toplumumuzda sıkça karşılaşılan ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen bir konuyu ele alacağız. Zorbalık. Zorbalık, gençlerin psikolojik, duygusal ve sosyal gelişiminde etkin olan ve iz bırakan bir uygulama. Peki zorbalıktan kurtulmanın yolları var mı? Var. Nasıl mı? Gençleri zorbalıktan kurtulmayla bağlantılı çatışmaları çözmenin barışçıl çözümler bularak bulacağını unutmayalım. İşte bu nedenle bugünkü sohbet konumuzu akran zorbalığının arabuluculuk yoluyla çözülmesi. İşin neticesinde anne baba bağırarak cevap veriyor ya da şiddet uyguluyor. Şimdi bu çocuğun öğrendiği iletişim şekli şiddet ya da bağırma olabiliyor. Bunun farklı bir durumun olduğunun da o çocuğa anlatılması gerekiyor. Horoslar'da bir kız öğrenci öldürüldü bir akran tarafından. Zorbalığı yaşadı. Yani bu çocuklar da iletişim kurmayı, konuşmayı, müzakere etmeyi öğrenselerdi belki böyle kötü bir olay olmayacaktı. Bizim amacımız Türkiye'deki bütün okullarda bu eğitimlerin çocuklara verilmesi, akran zorbalığına karşı farklı bir yolun olduğunu, farklı bir çözümün olduğunu çocukların bilmesi. Anlaşarak çözmek ister, kimileri dava yoluyla çözmek ister. Artık anlaşarak çözmek isteyenlere çok hızlı, çok ekonomik yollarla sorunlarını çözebilecek bir imkan sağlandı. 2013'ten 2024'de 11 senede de muazzam dosya sayıları var. Az önce söylemiştim size, ihtiyari arabuluculuk, yani tarafların bir dava açma mecburiyeti olmadan arabuluculuğa başvurması son 2024 yılı için 500 binlere ulaştı rakamlar. Mutluluğu yakalamak kendi elimizde. İyi akşamlar. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün toplumumuzda sıkça karşılaşılan ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen bir konuyu ele alacağız. Zorbalık. Zorbalık, gençlerin psikolojik, duygusal ve sosyal gelişiminde etkin olan ve iz bırakan bir uygulama. Peki zorbalıktan kurtulmanın yolları var mı? Var. Nasıl mı? Gençleri zorbalıktan kurtulmayla bağlantılı çatışmaları çözmenin barışçıl çözümler bularak olacağını unutmayalım. İşte bu nedenle bugünkü sohbet konumuz akran zorbalığının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi. Konuğum ise tam da bu işin uzmanı. 2017 yılında Mersin'de ilk arabuluculuk merkezi, Mersin Akdeniz Arabuluculuk Merkezi'nin kurucu ortaklarından. Şu anda Mersin Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Buğrahan Dikici. Sevgili Buğrahan, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sevgili izleyiciler, bugün zorbalıkla mücadelenin barışçıl çözümlerinin detayını ve önemi üzerine duracağız. Değerli izleyiciler, akran zorbalığı ve bunun çözüm noktasında arabuluculukla çözümünü bugün gündeme getiriyoruz. Akran zorbalığının ve bununla bağlantılı arabuluculuğu konusuna geçmeden önce arabuluculukla ilgili hangi yıllarda dünyada bu müessese oluştu? Türkiye'ye hangi dönemde geldi ve arabuluculuğun tanımını ve kaç tür arabuluculuğun olduğunu ama bu arabuluculukla ilgili de özet bilgi olarak süreci hakkında bilgi verir misiniz? Elbette. Arabuluculuk bizim mevzuatımıza 2013 yılında geldi 6325 sayılı kanunla, ama dünyadaki örnekleri çok daha eski. Uzak Doğu'da da, Avrupa'da da, Kara Avrupa'sında da, Amerika'da da arabuluculuk bizden daha önce başlamış ve gelişmiş. Biz de 6325 sayılı kanunla 2013 yılında dendi ki yabancılık unsuru da olan tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği özel uyuşmazlıklar, özel hukuk uyuşmazlıkları arabuluculukla çözülebilir dendi. Arabuluculuk malumunuz alternatif bir çözüm yolu. Mahkemenin alternatif olmamakla beraber tarafları mahkemenin zorlu sürecine göre daha kolay imkansız olan bir yol. Bunun başka bir alternatifi de tahkim var. 2013 yılında hayata geçti.
Esas popüler olması, ilgi çekmesi 2018'de başladı. Çünkü iş hukukunda dava şartı arabuluculuk denen bir müessese başladı. Yani bir iş davası açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale geldi. Bir yanda tabii başvuru sayıları çok fazla arttı ve orada başarı oldu. İş hukuku uyuşmazlıklarında başarı sağlandı. Bundan sonra ilk önce ticari uyuşmazlıklar, sonra tüketici uyuşmazlıkları, en son da gayrimenkul hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları, komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, tarım sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar ve yine en güncel, en popüler olan kira uyuşmazlıklarından kaynaklı uyuşmazlıklar, işler dava şartı arabuluculuk kapsamında, yani de zorunlu arabuluculuk kapsamına girdi. İstatistikler de bir anda çok yükseldi. Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı bir istatistik var. Onu söylemek istiyorum. İşin ciddiyetini biraz daha göstermesi adına. Hali hazırda bu zamana kadar görülen iş sayısı 6 milyon 223 bin olmuş. Yani en az iki tarafı olduğunu düşünürsek 12-13 milyon insan arabuluculuğa gitmiş ve bunlardan 4 milyon 72 bini de anlaşmayla sonuçlanmış. Yani en az 8 milyon insan arabuluculuk neticesinde bir hakim ya da hakemin kararı olmaksızın kendi iradeleriyle, kendi içlerine sinen çözüm yoluyla anlaşmışlar. Arabuluculuğu çeşitli olarak değerlendirirsek, tamamı aynı tip arabuluculuk mu? Zorunlu mudur, değil midir? Aslında buna bir açıklık getirir misiniz? Şöyledir, arabuluculuk tabii iradi bir süreçtir. Ama bu iradilik zamanla biraz törpülenmiştir. Normalde arabuluculuğa gitmek tarafların kendi iradelerindedir. Taraflar istemezlerse bu sürece girmek zorunda değiller. Ama devletimiz şöyle diyor, uzun yargılama süreleri, mahkemelerin iş yükü fazlalığı nedeniyle davaya gitmeden önce son bir defa arabuluculuğa başvurmak zorunludur diyor. Bu iradeliği biraz törpüleyen bir şeydir ama bizde şöyle, arabuluculuğa gidip müzakere etmek zorundadır. Anlaşmak ya da anlaşmamak takdir taraflarındır. İşte az önce saydığım gibi iş hukukunda, tüketici hukukunda, ticaret hukukunda, ortaklığın giderilmesi işlerinde, kat mülkiyeti kanundan kaynaklı işlerde, tarım sözleşmelerinden kaynaklı işlerde artık dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorundadır. Biz buna dava şartı işler diyoruz. Bunun dışında diğer alanlarda bir dava zorunluluğu olmadığı halde taraflar da arabulucuya gidebilirler, sorunlarını çözebilirler. Bunu da daha çok ihtiyari arabuluculuk olarak değerlendirilir. Tüm dünyanın aksine bizim bakanlığımızın arabuluculuğa çok büyük bir teşviki var devlet politikası olarak ve sanıyorum belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayacak şekilde arabuluculuk ücretine bakanlık ödüyor, bakanlık bütçesinden karşılanıyor. Siz dava açma mecburiyetinde hissediyorsanız kendinizi ilk önce arabuluculuğa başvurduğunuzda eğer anlaşamazsanız ücret ödemiyorsunuz. Hiçbir uyuşmazlık türünde eğer anlaşamazsanız ücret ödemiyorsunuz. Bakanlık bütçesinden karşılanıyor. Dava sonunda haksız çıkan tarafa devlet rücu ediyor. Yargılama giderlerinden sayıyor. Eğer anlaşırsanız anlaştığınız rakamın her bir taraf için ayrı ayrı %3'ü toplam %6'sı arabuluculuk ücreti olarak arabuluculuğa ödeniyor. Burada bir istisna var. Tüketici uyuşmazlıklarında tüketici anlaşsa dahi onun ücretini yine bakanlık ödüyor. Tüketici uyuşmazlıklarında tüketici kesinlikle ücret ödemiyor. Taraflar anlaşamazlarsa ücret ödemiyorlar. Diğer uyuşmazlıklarda da anlaşırlarsa anlaştıkları rakamı %3'ünü arabuluculuk ücreti olarak ödüyorlar. Arabuluculukla ilgili süre en geç kaç günde tamamlanır veya burada kaç ayda tamamlanır? İki tane süremiz var. Bir tanesi 4 hafta. Ticari uyuşmazlıklar dışındaki işlerin 4 hafta içerisinde tamamlanması gerekir. Ticari işlerde 8 haftadır en fazla. 8 hafta içerisinde sürecin bitirilmesi gerekir. Yani çok kısa bir süre içerisinde olur diyordum. Peki davalı veya davacı anlaştı. Ne hükmündedir? Üretilen belge mahkeme ilanı hükmündedir. Ne anlama geliyor? Taraflar eğer edimlerini ifa etmezlerse icra müdürlükleri vasıtasıyla ilamlı icraya konu edilip alacağın tahsil imkanı vardır. Taraflar anlaştığı hususlarda bir güzel taraf da bir daha dava konusu edemezler. İki tarafı da koruyan bir müessese vardır. Bir işçi bir işveren olduğunu düşünelim. İşçinin alacağının bir güne
yazıldığı, bir gün ödeneceği vaat edildiğini düşünelim. Eğer o günde ödeme yapılmazsa artık o işçinin yeni bir dava açmaya ihtiyacı olmadan direkt ilamlı icra takibi yapabilir. Elindeki belge mahkeme ilamı hükmündedir. İşveren açısından değerlendirirsek de gününde ödeme yaptığı sürece artık o işçiden kaynaklı kendisine herhangi bir dava gelmez. Gelirse mahkeme der ki tarafları ve konusu aynı olduğu için ben bunu göremem der, usulden reddeder. Peki ihtiyari ile ilgili biraz açar mıyız? Mahkeme aşamasına girdiler. Mahkeme aşamasında devam etmeyip arabuluculuğa dönebilirler. Uzlaşma her aşamada mümkündür. Bu da mevzuatımızda vardır. Eğer taraflar yargılama devam ederken bir arabuluculuk müessesesine başvurmak istiyorlarsa hakim onlara 3 aylık süre verir. Eğer ihtiyaç olursa bir kez daha 3 aya kadar süre verir. Yargılama içerisinde eğer taraflar arabuluculukla anlaşırlarsa yargılama giderlerinden kaynaklı da istisnaları vardır, avantajları vardır. Taraflara bir yargılama gideri yüklenmez. Bunun dışında dediğim gibi az önce yani bir komşunuzla uyuşmazlığınız olabilir, bir işverenle uyuşmazlık olabilir. Bununla beraber zorunlu olmayan hususlarda da bir uyuşmazlığınız olabilir. Arabulucu tabelasını gördüğünüz herhangi bir kişiye başvurarak bu konuda destek alabilirsiniz. Arabuluculuk sürecini başlatabilirsiniz. İşçi, işveren anlaşmazlık konusunda nasıl olsa ben ilk başlangıçta girdiğim zaman ücret ödemiyorum veya desem bile çok az bir ücret ödeyeceğim. Her türlü olayları arabulucuya götürsem hiç olmaz şeyler içerisinde de ondan olmadık şeyler istersem diyerek arabuluculuk yolunu seçenlerin de olduğunu söyleyebilir misiniz? Herhalde vardır. Çok rastladığımız bir şey değil. Şimdi bakanlık istatistiklerine baktığımda 2.185.432 başvuru olmuş. Sadece işçi işveren uyuşmazlıklarında. 2.185.000 başvuru. Evet. Bunun 1.077.000'i de çözülmüş. Yani %50 gibi bir ortalama yapıyor. Yani bu konuda bakanlığın görüşü biraz farklı. Yani elbette kötü niyetli başvuranlar olabilir. Elbette hakkı olmadığı halde başvuranlar olabilir. Ama hakkı olmadığı halde dava açanlar da var. Yani bu engel olabileceğimiz bir şey olmamakla beraber ciddiye alınacak miktarda da olduğunu çok düşünmüyorum. Yani 1 Eylül 2023'teki değişiklik bir torba yasayla yapıldı. Arabuluculuk anlamında değerlendirmesi şu arabuluculuk alanları genişletildi. Eskiden sadece iş, tüketici ve ticari uyuşmazlıklar arabuluculuk dava şartı arabuluculuk kapsamındayken kira ilişkilerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılması, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklı uyuşmazlıklar, komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar ve orman kanunundan kaynaklı uyuşmazlıklar dava şartı kapsamına girdi. Tabii haliyle arabuluculara giden dosya sayısı da çok fazla arttı. Tecrübelerimiz arttı. Farklı alanlarda iş yapma imkanı bulduk. Eylül 2023'teki değişikliğe ilişkin arabulucular açısından en önemli kısım budur. Akran zorbalığı nedir? Akran zorbalığı arkadaş grubu içerisinde fiziksel, duygusal ya da sosyal biçimde diğer arkadaşlarına zarar veren ve bunu sürekli hale getiren kimselerin, çocukların yaptığı iştir. Fiziksel, duygusal ya da sosyal imkanları kullanarak diğer arkadaşlarına güçlük çıkartan, onlara rahatsızlık verecek derecede rahatsız eden kimselerin yaptığı eylemdir. O zaman bu tanımdan hareket ettiğimiz zaman çoğunluğu okullar akla geliyor. Evet. Ama tabii okul dışınları var muhakkak ama evet. Çoğunluğu da her yıl 1 milyonun üzerinde kişinin okula girdiği Türkiye'de ve dünyada da sürekli bu milyonlarla ifade ediliyor. Hı hı. Ve milyonlarca kişiyi, genci ilgilendiren bir konu. Evet. Hemen ben akran zorbalığı denildiği zaman psikolojik, duygusal ve sosyal gelişimi akran zorbalığa uğrayanlar yönünden tüm hayatını, hatta hayatında ve geleceğiyle ilgili izler bırakabileceğini ifade ettik ama bir taraftan da akran zorbalığının ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir çözüm yolunun bir yönüyle bu akran zorbalığı yapanla bundan etkilenenler arasında barışçıl bir yolun çözülebileceğini dedim. Evet. Ve dediğimiz zaman da zaten tam da bizim konuya girmiş olacağız. Evet. Açar mıyız? Akran zorbalığının çözümünde arabuluculuk tekniklerinin uygulanmasının çok makul olduğunu değerlendiriyoruz. Bunun için bir dernek kurduk. Derneğin adı Akrander, Ankara merkezli. Türkiye'nin farklı şehirlerinde okullarda akran zorbalığının arabuluculuk yoluyla çözülmesi için çalışmalar yapıyoruz.
Mersin'de de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yaptık bu konuda. Geçen sene 13 okulda 300 öğrenciyle başladık. Her ilçenin olduğu, merkez ilçeler ve Tarsus'un olduğu bir projeydi, pilot projeydi. Biz bu proje kapsamında çocukların kendi aralarından seçtiği, arabulucu olmasını önerdiği, teklif ettikleri kimselere çatışma çözme, müzakere, diplomasi eğitimleri verdik. Yani esasen şöyle oldu. İlk önce Mersin'de bir eğitim programı oldu. Bizim eğitmenlerimiz Mersin'deki branş öğretmenleri ve rehber öğretmenlere akran arabulucu eğitimi verdiler. Sonra öğretmenler kendi okullarında öğrencilere bu projeleri verdiler. Proje neticesinde akran arabulucu olan çocukların rozet törenleri yapıldı, yeminleri yapıldı. Onlar akran arabulucu olarak çalışmalara başladılar. Bu çocuklara az önce söylediğim gibi müzakere, diplomasi, çatışma çözme yeteneklerini geliştirmesi için bazı eğitimler verildi. Empati kurmalarına, öğrenmeleri için bazı eğitimler verildi. Şimdi artık bu okullarda çocuklar bir sorun yaşadıklarında büyük küçük fark etmez. Bu iş için hazırlanmış bir odada, bu için hazırlanmış bir masada, gizlilik kapsamında, rehber öğretmenler gözetiminde kendi sorunlarını kendi aralarında çözme yeteneklerine sahip oluyorlar. Şimdi her çocuğun aileden aldığı eğitim aynı olmayabiliyor. Küçük bir çocuk düşünün, babasına ya da annesine bir şey söylüyor. İşin neticesinde anne baba bağırarak cevap veriyor ya da şiddet uyguluyor. Şimdi bu çocuğun öğrendiği iletişim şekli şiddet ya da bağırma olabiliyor. Bunun farklı bir durumun olduğunun da o çocuğa anlatılması gerekiyor. Mersin'de geçtiğimiz senelerde bir olay oldu hatırlarsınız. Toroslar'da bir kız öğrenci öldürüldü bir akran tarafından. Zorbalığı yaşadı. Yani bu çocuklar da iletişim kurmayı, konuşmayı, müzakere etmeyi öğrenselerdi belki böyle kötü bir olay olmayacaktı. Bizim amacımız Türkiye'deki bütün okullarda bu eğitimlerin çocuklara verilmesi, akran zorbalığına karşı farklı bir yolun olduğunu, farklı bir çözümün olduğunu çocukların bilmesi. Zaman zaman akran zorbalığı deyince insanların aklına hep fiziki şiddet geliyor. Bir okulda çocuk şunu söylüyor, ben diyor teneffüse çıkamıyorum. Niye? Arkadaşlarım kalemlerimi çalıyor diyor. Bu da bir zorbalık. Ya da kültürel yapıdan kaynaklı, renkten kaynaklı, fiziki yapıdan kaynaklı o çocuğa yapılan eleştiri, o çocukla alay edilmesi de bir zorbalık. Şimdi bizim çocuklarımız artık kendi sorunlarını, kendi seçtikleri arabuluculularla çözme yolunu öğreniyorlar. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yani değişik yani medikal üniversitesi, İstanbul Medikal, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi Antalya, Bilim Üniversitesi, Bursa, Uludağ, Çukurova Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi gibi üniversitelerde siz bu konuda özellikle arabuluculuk konusunda ve bunun yayılması, bilinmesi açısından da bir yönde kendiniz buna adamış görünüyorsunuz. Evet. Hatta biraz daha ileri giderek kendi okul dalında da ayrıca yüksek lisansınızı da Çukurova Üniversitesi'nde evet. gördünüz. Yani bunların her birisinde benim gördüğüm şu, bu arabuluculukla ilgili ve bunun yayılmasıyla ilgili kendinizi bir yönde görevli hissediyorsunuz. Buradan hareket ettiğimiz zaman ve asıl bizim ana konumuza atıfta bulunmak istediğim zaman akran zorbalığı konusunda anlattığınız zaman ben bir yerden başlamak istiyorum. Arabuluculuk, herkes arabulucu olamaz. Arabulucu, akran zorbalığıyla ilgili biraz kendi kimliği itibarıyla, özü itibarıyla farklı bir arabuluculuğu gerektiriyor gibi geldi bana. Akran zorbalığındaki arabulucu kimlerden oluşur? Akran arabulucundaki arabulucular çocukların kendi seçtiği arkadaşları. Çocukların eğitimler neticesinde kendileri oylama yaparak sınıf başkanı seçer gibi bir sorunum olsa şu kimseye giderim şeklinde yapılan anket neticesinde kendi yaptığı, kendi seçtikleri kimseler. Evet. Zaten bu projenin başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu. Evet. Yani arabulucu tarafsız, bağımsız kimse olmasının yanında bir hakem ya da hakim değil. Çocuklara nasihat eden kimse de değil. Çocuklar kendi değer yargılarıyla bizim nasihat olarak algılanan sözlerimiz yerine kendi değer yargılarıyla kendi çevrelerinden birini seçiyorlar ve onun rehberliğinde, onun arabuluculuğunda kendi çözümlerini buluyorlar. Akran arabuluculukta biz fiziki olarak hiçbir zaman arabuluculuk yapmıyoruz. Öğretmenler de yapmıyorlar. Biz sadece eğitimleri veriyoruz. Çocuklar o eğitimleri aldıktan sonra biz her okula akran arabuluculuğuna uygun masa ve sandalye
veriyoruz. Bu sandalyeler, bu masalar üçgen oluyor. Yani tarafsızlığı ifade edecek şekilde, herkesin eşit olduğunu ifade edecek şekilde üçgen oluyor. Okullar bu işler için özel odalar tahsis ediyorlar. Çocukların konuşmalarının gizlilik kapsamında kalabilmesi için. Bizim akran arabulucularımız, çocuklarımız, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar bir törenle yemin ediyorlar. Bağımsız ve tarafsız olacaklarına karşı rozetlerini takıyorlar ve çalışmaya başlıyorlar. Sorun yaşayan her çocuk ya da sorun yaşayan çocuğun velisi, hani anne babalar için de büyük bir sıkıntı. Çünkü çocuk okula gitmek istemiyor ya da okulda başarılı olamıyor. Böyle bir şey hissettikleri zaman okulla görüşebiliyorlar ve çocuklar yine kendi aralarında, kendi değer yargılarıyla bu sorunları çözebiliyorlar. Böyle bir arabuluculuk sistemini oluşturmak istediği zaman nereye başvurması gerekiyor, nasıl başvurması gerekiyor? Bunlar sosyal sorumluluk projeleri. Bazı şehirlerde okul bazında gidiyor. Bazı şehirlerde bütün ilçe bazında gidiyor. Yani o ilçedeki bütün okullarda proje uygulanıyor. Bizim şehrimiz özelinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında gidiyor. Akrenler'le İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki bir protokolle bu süreç yürüyor. Okullardan, Milli Eğitim Müdürlüklerinden ya da velilerden bu projeye ilgi gösterenler bizim sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler bize. Okul müdürleri ya da Milli Eğitim Müdürleri bizim derneğimize başvurabiliyorlar. Biz zaman zaman Milli Eğitim Müdürlüklerine, kaymakamlıklara gidip projeyi anlatıyoruz. Valilerimize gidip projeleri anlatıyoruz. Hoşuna giden projeyi değerlendirmek isteyen kamu görevlilerimiz de bizimle irtibat kurabiliyorlar. Akran zorbalığı, akran zorbalığı diyoruz ama akran zorbalığında da en az iki taraf var. En az. Biri zorbalığı yaratan, diğeri de bundan zarar gören. Evet. Hangisinin başvurması veya dışarıdan bir kişinin başvurması gerekiyor? Öğretmenin veya diğer kişilerin mi? Nasıl oluyor bu iş? Burada da bir iradi, gönüllü süreç var. Kimseyi zorla illaki arabuluculuğa git diyemiyoruz. Ekseriyetle zorbalığa maruz kalan taraf, evet, bir başvuru yapıyor. Zorbalık dediniz, az evvel bir iki örnek vermeye çalıştınız. Tabii fiziki olarak olabildiği gibi bir takım çalınma endişesi gibi, eşyaların, evet, çalınması endişe gibi şeylerden bahsettiniz. Sizin bildiğiniz ana hatları itibarıyla ne tür işler zorbalık olarak değerlendiriliyor? Çocukların etnik yapısından kaynaklı aşağılamalar olabiliyor. Çocukların fiziki görüntüsünden kaynaklı aşağılamalar olabiliyor. Farklı şehirlerden gelen çocukların yalnızlaştırılması olabiliyor. Çok enteresan bir şey var arabuluculukta. Çocuklar kendi aralarından aslında en çok sorun çıkartanı arabulucu olarak seçme eğilimindeler. Çocuklar gücü seviyorlar. Güçlü olanı seçmeyi tercih ediyorlar. Güçlü olanlar da bazen o sınıfta, o okulda zorbalığa en çok sebep olan kimse olabiliyor. Arabulucunun aslında böyle de güzel bir tarafı oluyor. Direkt kaynağında aslında sorunu çözüyor. Zorba eğer arabuluculuk eğitimi alırsa zorbalık yapmaya devam etmiyor. Yani bir okulda 500 çocuk varsa 300 tanesi bu zorbalığı yapmıyor. Belki 20 tanesi, 30 tanesinden kaynaklı. Bu çocuklar çatışma çözmeyi, müzakereyi, diplomasiyi öğrenirlerse diğer çocukların zaten herhangi bir sorun olmadığı için kendi aralarında sorun kaynağında da çözülebiliyor. Bir tane okul müdürüne sormuştuk nasıl gidiyor diye. İsmi Farazi söylüyorum. Ahmet kimseye bir şey yapmıyor diyor. Ahmet kimseye bir şey yapmadığı için sorun olmuyor diyor. Çocuklar kendi aralarında Ahmet'i arabulucu olarak seçmişler. Ahmet her ne kadar zorbalığa sebep olan çocuk olsa da eğitimden sonra değişmiş. Zorbalık yapmaması gerektiği konusunda mutabık olmuş. Birçok çocuk onun sayesinde zaten süreçten kopmuş oluyor, ayrılmış oluyor. Yani bir zorbalığa muhatap olmamış oluyor. Ama zorbalığın çeşidi çok fazla. Çocuklar o konularda çok acımasız. Akran zorbalığı, arabuluculuğu müracaatına bulunup da uygulayan kaç okul var? 13 okulda 300 tane akran arabulucumuz var. Kaç başvuru yapıldı bilmiyorum. Arabulucular hangilerinin, kimlerden oluştu sizin tespit edildiği kadarıyla? Öğrenciler mi, öğretmenler mi, müdürler mi? Arabulucuların tamamı öğrenciler elbette. Evet. Genelde öğretmenler şunu söylediler. Yani çocuklar içerisinde lider olan, sözü geçen kimseleri yine çocuklar arabulucu olarak seçtiler dedi. Yani öğretmenlerin arabulucu olma ihtimali olduğunu düşündüğü çocuklarla seçilen çocuklar büyük oranda uyuşuyor. Her şeyden farklı olarak sanıyorum Türkiye'de ilk olabilir. Yabancı akran arabulucularımız da var. Özellikle Mezitli bölgesinde yabancı öğrenci sayısı fazla. Evet. %40'lara kadar
ulaşmış durumda yabancı öğrenci sayısı. Orada da yabancı öğrenciler yine kendi aralarından yabancı bir başka öğrenciyi arabulucu olarak seçti. Herhalde sanıyorum Türkiye'de ilk oldu. Tam bir prosedürünü anlatır mısınız? Yani şimdi ben size arabuluculuğu yaptım veya ben arabulucu olmak mı istiyorum diyorlar. Bir örnekler misiniz olayı? Şöyle oluyor. Biz milliyetin... Şöyle diyelim isterseniz. Bir zorbalık olsun. Evet. Hatta zorbalığın ismini de verelim. Yani ne bileyim fiziki veya başka bir zorbalık şeklinde. Ne bileyim orada zorbalığı yapan ve bundan zarar gören var. Evet. Bir de arabulucu olacak herhalde yanınızda. Evet. Arabulucu, bunu örnek vereyim. Arabulucu bir kişiden mi oluşuyor? Hangisinin müracaatı lazım? Nereye müracaat ediyor? Ve bunlarla ilgili herhangi bir belge, bilgi gibi olan uygulamaları anlatır mısınız? Bizim pilot okulu uygulamalarımızda her okuldan belirli sayıda arabulucu seçildi. 4-6 öğrenci aşağı yukarı her sınıftan seçilen arabulucu sayısı. Yani bir okulda 5 şube varsa o sınıftan 20 ile 30 arası arabulucu seçildi. Çocuklar hangi arabulucuya başvurabilirler? İstediklerine başvurabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Kendilerine yakın olanları, sorunlarını çözebileceklerini düşündükleri kimse ona başvurabilirler. Okulda çocuk bir zorbalığa uğradığı zaman arabulucu rozeti olan ya da törende arabulucu yemin ettiğini gördüğü herhangi bir arkadaşına başvurabilir. Arabulucunun burada görevi tarafsız ve bağımsız şekilde süreci yönetmek. Diğer çocukla görüşür. Arabuluculuk sürecine gelip gelmek istemediğini sorar. Zorbalığa uğrayan çocuğun şikayet hakkı saklıdır. Yani şikayet hakkından vazgeçmeye ilişkin bir mecburiyet yoktur. İsterse gidip müdürüne şikayet edebilir, isterse arabuluculuğu deneyebilir. Zaten ceza hukukunu ilgilendiren bir şey varsa, şiddet varsa, fiziki şiddet varsa, yaralama varsa bunlar artık arabuluculuğa elverişli olmayan alanlardan olur. Eğer her iki taraf da belirlenen arabulucu ile sürece devam etmek istiyorlarsa okullarda özel olarak hazırlanmış arabuluculuk odalarına giderler. Burada rehber öğretmenler kontrolünde yapılıyor. Arabulucu bir sonuç raporu hazırlıyor. Bunu rehber öğretmenle paylaşıyor. Onun dışında kimseyle paylaşmıyor. Burada da işte rehber öğretmenin sürecin içerisinde olması gerektiği önemli. Kapalı bir odada müzakere ediliyor. Orada konuşulan orada kalıyor. Dışarı çıkmıyor. Çocuklar sorunlarını bazen çözebiliyorlar, bazen çözemiyorlar. Çözebildikleri bizim ulaşmaya çalıştığımız hedef. Bir yöne disiplin kuruluna benzer bir çalışma gibi mi? Disiplin kurulunda ceza verirler, yargılarlar, eleştirirler, evet. Kınarlar, ayıplarlar. Arabuluculukta bunların hiçbiri yoktur. Arabulucu size empati kurmayı öğretmeye çalışır, müzakere ettirmeye çalışır. Çocukların gelişmeyen bazı yeteneklerin gelişmesini sağlamaya çalışır. Disiplin kurulundan biraz farklı bir durum. Anlaştıklarını varsayalım. Bunlar yazılı hale getiriliyor dediniz. Evet. Rehber öğretmen gözleminde dediniz. Evet. Arabuluculuğun herhalde bir rapor hazırlanıyordur. Evet. Bu raporlar nerede saklanıyor, kime veriliyor? Okulda rehber öğretmenler bir arşivleme yapıyorlar bununla ilgili. Bunlar zorunlu mu? Yok. Belli bir esaslar... Yani taraflar anlaştığı zaman bizim normal arabuluculukta da illa bunu bir belgeye bağlamak mecburiyeti yok. Yani helalleşip öpüşüp ayrılabilirler ya da bunu bir belgeye yazıp ayrıntılı hale de getirebilirler. Bir arabulucu son rapor hazırlıyor. Bu raporu öğretmenine sunuyor. Ama onun dışında çocuklar çoğunlukla tokalaşıp sarılıp süreci bitiriyorlar. Arabuluculukta Mersin'de de belli bir sayıda okulun bu işin içerisine girdiğini söylediniz. Evet. Belli ki şimdilik şu anda okullarda bu uygulanıyor. Netice nasıl gidiyor? Mersin burası için aslında çok yeni bir yer. Daha uzun vadedir yapılan şehirler var. Antalya gibi, Ankara gibi, Samsun gibi. Bunun neticesini alabilmek için biraz gözlemlemek gerekiyor. Bir günde bütün dünyanın değiştiğini beklemiyoruz. Bir günde alışkanlıkların, bir günde kültürün değişmesini de beklemiyoruz. Ama şöyle bir imkanımız oluyor. Geçen sene 13 okulda 300 arabulucu ürettik. Bu sene yine 300 arabulucu yetişecek. Sonraki sene 300 arabulucu. Yani 1. sınıftan 4. sınıfa gelene kadar ortaokul ya da lise için söylüyorum. O okulda 1200 tane arabulucu yetişecek. Bu arabulucular kendi aileleri dahil bir şeyleri değiştirmeye çok hevesli ve motiveler. Okulda sorunları çözen arabulucular ya da okulda sorunların çözüldüğünü gören öğrenciler bunu gidip evde de uyguluyorlar.
Arabuluculuk tekniklerini kendi aralarında da uyguluyorlar. Açık uçlu sorular soruyorlar. Birbirlerini anlamaya çalışıyorlar. Yani bence Nobel ödülü olması gereken bir proje. Bizim kendi başkanımıza da bizzat söylüyorum. Ankara'da bir avukat arabulucu kendisi Necdet Göğüster'e. Bence Nobel ödülü alması gereken bir proje. Çünkü toplumu olumlu şekilde dönüştüren, değiştiren bir proje. Şimdi biz şunu görüyoruz. Belki Mersin ilinin tamamında yaptığımızda bu işi Mersin'de mezun olan bütün çocuklar bu eğitimleri almış olacak. Çatışma çözme yetenekleri gelişmiş olacak. Bu toplumun ilerlemesi için onların iş hayatlarında, evlilik hayatlarında da farklı bir bakış açısı yaratacaktır elbette. Arabuluculuk zorbalığı tamamen ortadan kaldırılabilir mi? Akran zorbalığı. Bir süreci bir tekrar edelim. O işte birinci aşama, ikinci aşama ve sonuç aşamasına kadar ve sonra da bu sorunun cevabını alalım. Yani tabii bunun temelin ailede eğitimi yapılması gereken bir husus. Aileler bilinçlendikçe, onlar kendilerini geliştirdikçe elbette zorbalık azalacaktır. Ama hani mevcut durumda zorbalığın azalacağına ilişkin çok olumlu bir tavır görmediğimiz kesin. Evet. Ama akran arabuluculuğu geliştikçe, daha çok insana, daha çok çocuğa, daha çok veliye ulaştıkça görünür şekilde bir fark olacağından eminiz. Şimdi zorbalık yapan ve bundan mağdur olan. Evet. Anlaşmaları nasıl oluyor? Yani biri yapmam diyor, diğeri ne diyor? Yani çocuklar açısından, şimdi büyükler açısından bu bir maddi kaygıyla daha çok yapılıyor. Ekonomik nedenlerle yapılıyor. Çocuklar açısından diyelim ki işte teneffüse çıkması engel olunan çocuk ya da işte fiziki yapısı nedeniyle sürekli dalga geçilen çocuk belli bir rahatsızlıktan sonra arabulucuya gidip kendisine böyle davranılmaması istediğini söylüyor. Evet. Eğer mutabık olurlarsa, anlaşırlarsa dediğim gibi bir tokalaşma, bir sarılma, bundan sonra sana böyle söylemeyeceğim, bundan sonra bana böyle söylememen beni mutlu eder şeklinde bir neticeye varabiliyorlar. Çoğu zaman da en iyi arkadaşlar onlar oluyorlar. Bu konuda yasal hale getirilmesiyle ilgili düzenlemeleri düşünüyor musunuz? Veya bu yasal hale getirilmesiyle ilgili bir önerilerde, ilgili yerlerde bir önerilerde bulunmayı düşünüyor musunuz? Yurt dışında bu uygulama nasıl gidiyor? Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında da buna ilişkin aslında çalışmalar var. Akran zorbalığına ilişkin. Bizim mevcut projelerden biraz farkımız var. Genelde akran zorbalığına ilişkin çalışmalar veliler üzerinden yapılıyor. Yani veliye çocuğuna şöyle de böyle de çocuğuna bu şekilde davran şeklinde bir eğitim düzeyinde oluyor. Benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla bizim projemiz tüm bunların dışında veliye değil çocukları eğiten ve eylemi çocuklar tarafından gerçekleştirilen bir iş. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında bildiğim kadarıyla akran zorbalığı var ve bunu da işliyorlar. Ama çalışma şekli ve harcanan süre bizimkine göre çok farklı. Yurt dışındaki uygulamalar nasıl? Yurt dışında da benzer uygulamalar var. Bizim projemiz İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde Abbas Türnüklü hocamız var, profesör. Onun bir çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Tabii dünyanın her yerinde bu tarz projeler var. Akran zorbalığı, arabuluculuğu, zorbalık yapan konusunda olumlu etkiler oldu mu? Elbette bu az önce paylaştığım gibi zorbalık yapan çocuk da bu eğitimi aldığında aslında ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini görüyor. Yani ailesinden alamadığı iletişim becerilerini, çatışma çözme ya da müzakere becerilerini bu projeyle almış oluyor. Zorbalık yapan çocuklar eğitimle normal çocuk düzeyine geçtiği zaman, normal çocuk düzeyine yükseldiği zaman sorunların birçoğu zaten kaynağında kesilmiş oluyor. Basında yapmış olduğunuz açıklamalarda arabuluculuğun geleceği TURAMEP'in yani bu derneğin gelişmesiyle ilgili olacağı kanaatini ortaya koyuyorsunuz. Ve burada da iddialı bir konuşmanız var. Birkaç cümleyle buna açıklık getirir misiniz? TURAMEP bizim de üyesi olduğumuz bir platform olarak başladı. Sonra bir dernek olarak kuruldu. Ankara merkezli. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 60'tan fazla Türkiye'nin farklı şehirlerinden arabuluculuk merkezlerinin içerisinde olduğu bir örgüt. Şimdi arabuluculuk 2013 yılından 2024 yılına kadar muazzam bir gelişim gösterdi. Bunda Adalet Bakanlığı'ndaki bürokratların da çok etkisi var. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın çok büyük çabası olduğu kesin. Yani arabulucunun bu kadar kısa sürede bu kadar ilerleyebilmesinin
Başka bir açıklaması yok. Artık bunu kurumsal bir kimlik haline getirmesi gerekiyor. Arabuluculuk merkezlerinin bir mevzuata kavuşması gerekiyor. Biz arabuluculuğu adliyeden ayırmak isteyen görüşteyiz. Çünkü adliyenin soğuk, stresli havasına karşı arabuluculuk merkezleri çok daha rahat, çok daha konforlu. Kendinizi rahat ifade edebileceğiniz bir yerdir. Siz mahkemeye gitseniz duruşmada belki size bir dakika ayırmazlar konuşmanız için. Ama arabuluculukta 4 hafta süreç içerisinde dakikalarca, saatlerce müzakere imkanı yaşıyorsunuz. Turamap da bunun için kurduğumuz bir dernek aşamasındaki örgüttür. Bakanlık nezdinde bazı çalışmalar yapar. Arabuluculuğun gelişmesi için örgütlü bir tavır sergilenmesi gerektiğini savunur. Biz de 2017 yılından beri Mersin'in ilk arabuluculuk merkezi olarak bunun içerisindeyiz. Biz adliyeden arabuluculuk merkezlerine, arabuluculuk süreçlerinin, arabuluculuk müzakerelerinin ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Başarılı olmanızı dilerim. Türkiye'de 2018'den itibaren bir yönüyle tam olarak uygulamaya başlayan bir arabuluculuk ve akabinde yeni bir uygulama ve zorunlu olmayan, tamamen isteğe bağlı olan ama gönüllerimizde birçok kişiyi, gençleri özellikle ve toplumların genel bir sorunu olan ve gençleri de olumsuz etkileyebilen, psikolojik ve sosyal olarak da kendilerini önemli ölçüde etkileyen, bir yönde zorbalık konusunda da arabuluculuğun farklı bir boyutta uygulanması konusunda birleştirerek her iki arabuluculuğu ve son işlemiş olduğumuz zorbalık konusunu ve bu konudaki arabuluculuğu arasında denge kurarak, ilişki kurarak neler söylersiniz? Eksikleri varsa bu konudaki sizin dilekleriniz nedir? Arabuluculuk toplumsal bir barış projesidir aslında. İnsanların sorunlarını dostane şekilde çözebileceklerini öğreten yeni bir hukuki imkandır. Bu mahkemelerin yetkisini elinden almadığı gibi adliyelere de bir alternatif oluşturmaz. Bu mizaç meselesidir belki de. Kimileri uyuşarak, anlaşarak çözmek ister, kimileri dava yoluyla çözmek ister. Artık anlaşarak çözmek isteyenlere çok hızlı, çok ekonomik yollarla sorunlarını çözebilecek bir imkan sağlandı. 2013'ten 2024'de 11 senede de muazzam dosya sayıları var. Az önce söylemiştim size, ihtiyari arabuluculuk, yani tarafların bir dava açma mecburiyeti olmadan arabuluculuğa başvurması son 2024 yılı için 500 binlere ulaştı rakamlar. Yani yıl sonu itibariyle belki 800-850 binlere ulaşacak. 800-850 bin tane çarpı 2, iki taraf olduğunu düşünürsek 1,5-2 milyon insan hiçbir mecburiyetleri olmadığı halde arabuluculuğa gidip buradan bir netice çıkartmaya çalışıyorlar kendilerine. Bu bence büyük bir başarıdır. Nasıl yetişkinlerde arabuluculuk bilinir, tercih edilir bir yol olduysa artık zamanla akran arabuluculuğuyla çocuklarda da bu olacak. Sorunlarını çözemeyen çocuklar başka yerde gördükleri akran arabuluculara anlatacaklar. Diyecekler ki biz de sorunlarımızı çatışmadan, müzakere ederek, konuşarak çözmek istiyoruz diyecekler. Arabuluculukta yaşanan bu devrim inanıyorum ki kısa sürede akran arabuluculukta da yaşanacak. Sevgili izleyiciler, bugün Mersin Arabulucular Derneği Başkanı, Avukat Arabulucu Buğra'nın Dikici ile birlikteydik ve akran zorbalığı, arabuluculuğu konusuyla beraber zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk konusunda da kısa öz olarak sohbetimiz oldu. Gördük ki zorbalığın sadece mağdurları değil, zorbalığı uygulayanlar için de ciddi sonuçlar olduğunu, anlaşabildikleri ölçüde kendileri için olumlu faydalar sağlayabileceğini ve bilinçli ve zamanında yapılan uygulamalarla da olumlu neticelere ulaşabileceğini birlikte yaşadık. Yaptığımız her işin arkasında sevgi olsun. Ama hiçbir zaman doğruyu yanlış, yanlışı da doğru yapacak hatayı sakın ama sakın uygulamayalım. Mutluluğu yakalamak kendi elimizde.